Bir tane küçük sofistik kendince bir yayın yapmış. Aslında ben bu yayını bu kişi üzerine doğrudan yapmayacaktım. Açık söyleyeyim. Çünkü çok genç bir arkadaş. Yani tamam cahil olabilir, o olabilir. Sonuçta çok genç. Yani bundan birkaç yıl sonra o videoya bakıp, anladın mı? Bu videoya bakıp utanacağını biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama arkadaşlar dedim ki böyle bayağı da eleştir. Ben de bir videoyu izledim. Ne kadar izledim biliyor musun? 40 dakika falan oluyordu herhalde. Baktım bir şey diyecek diye. Bir şey de dediği yok. Sürekli işte falan. Kendince laf sokmaya falan çalışıyor. Bir yani şey yok. Tenkit yok. Bir şey yok. Önemli değil. Bunu şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Biz şimdi insanlara reddiyeler yapıyoruz ya. Veya onların sofistiklerini açığa çıkarıyoruz ya. Şimdi bu sefer şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor bazılarında. Üslup, ha bu üslup edebiyatı da ayrı bir komedi. Arkadaşım önemli olan hakikat değil mi ya? Ne üslubu ya? Yani seni ben her türlü üçkağıtçılık yapsam, zehirlesem, kandırsam ama üslubum çok düzgün olsa ben iyi mi oluyorum? Bu kadar salak bir toplum muyuz ya biz? Bu kadar salak bir toplumsak eğer biz arkadaşlar o zaman zaten felsefeyle ilgilenmeyin. Gerçekten felsefeyle ilgilenen bir insan üslup müslup ama üslubunuz çok sert, biraz yumuşak davranın falan diyorsa bu herif ılık, ılığın tekidir, yanlış anlamayın yani. Yani beyinsiz biridir bu. Kadın veya erkek fark etmez. Ne üslubu ya? Bu kadar çok sofist, bu kadar çok bilgi kirliliği, bu kadar çok zehir saçan adam var. Size böyle affedersin güzel üslupla böyle, anladın mı, bir şey yapıyorlar size. Onlara laf etmeyeceksin. Geleceksin bana, senin üslubun çok sert ya. Dalga mı geçiyorsun lan? Ne üslubu oğlum? Mal, bir sürü bu kadar mal var. Ben bunlara ne diyeceğim? Nasıl davranacağım? Sevgili mal kardeşim, neden mallık yapıyorsun mu demeliyim ben? Hayır abi, benim üslubum bu. Ben doğuştan beri böyleyim. Ben kendim bildim bileli böyle bir adam. Bu kadar. Üslubun çok sert falan. Belki de sen fazla yumuşaksındır. Neyse. Ne diyecektim lan ben? Neyse, az önce de bir şey diyordum, unuttum. Şimdi arkadaşlar bugün doğru dürüst nagire de içemedim. O yüzden hem nagire içip hem arkadaşı döveceğim. Dinlene dinlene döveceğim arkadaşı. Tamam mı? Dinlene dinlene döveceğim yani. Çünkü biraz da nagire içmem lazım. Tamam mı? Persona izlerken evet. Bu arada arkadaşlar Dahi Filozof Arts kanalı. Muhteşem filmler yükleniyor. Yani muhteşem filmler, bakın. Bu filmleri izlemeyen çok şey kaybeder mutlaka. Ne var mıydı kanalın şeysi? Bir daha verelim. Bak tavsiye ediyorum, bu kanalı kaçırma. O filmleri izle. Tamam. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, zaten birçok şey yazmışsınız. Biri ACM, diğeri kim? Diğeri de Sofist Hasancık. İslamcı Hasancık. Junior Sofist. Daha Sofist olacak abisi, büyüyor. Kader işte. Gökler verdi, Gökler aldı, ne yapalım? Ya ben bu yayını yapmak istemiyorum aslında işten içe. İstemiyordum daha doğrusu. Ama yapacak bir şey yok abi. Hem cahil olabilirsin, genç olabilirsin ama salak da olabilirsin. Ama kalkıp böyle, anladın mı, iddialı iddialı konuşursan gömerim aga. Tamam. Fıstıklı olsun. Bak mesela yine bir düşük zeka. Kardeşim ben o yayında zaten şunu da söylüyorum. Yarın ben buna madem öyle bir yayın yapayım diye. O yayının hemen bir sonraki akşamı İmam Gazali İslam Düşmanı ve Kafirdir yayınımı izlersen. Hatta orada diyorum ki bir tane delikanlı İslamcı varsa çıksın çürüsün diyorum. Çünkü direkt Gazali'nin kitabından okuyorum size Gazali'yi. Ya ben size Gazali'yi Gazali'nin kitabından okuyorum. Sen diyorsun ki bana, ya niye cevap vermiyorsun da sürekli adama sen bilmezsin diyorsun. Çünkü zaten bu adamın bana videosunu kim gönderdi onu bile bilmiyorum hani. Biri gönderdi baba, tamam mı? O sırada yayında değil mi, öyle bir şey oldu. Tam hatırlamıyorum, aylar önce oldu bu. Dedim ki ver bakayım ne konuşuyor. Baktım saçma salak konuşuyor zaten, 15-20 dakika sonra kapattım gitti. Ya bir, galiba bir arkadaş göndermişti, gündüz vaktiydi. Buna bir bak, bu çok sofistik yapıyor falan. Böyle bir şey, tam hatırlamıyorum bile olayı ha. Baktım gitti. Sonra baktım ki bunu bir de savunanlar falan çıktı böyle bir iki tane. Bu sefer gıcık oldum, dedim ki madem öyle dedim, yarın dedim Gazali'ye gireceğim dedim. Hadi bakayım dedim, göreyim sizi. Ve bir sonraki yayında sözümü tutup Gazali'ye girdim. Şimdi bu adamlar o yayını bilmiyorlar mı? Yani şimdi mesela bu yayını bulup indirip değil mi? Böyle utanmadan konuşacak kadar, yapana kadar. Bir baksana bu yayından bir sonraki yayın neymiş? Ya da bakmadın mı gerçekten? Ya da amaç ne acaba? Değil mi? Ha bak mesela
Bak mesela bu arkadaşın söylediği şey mesela. Zeka barındırmıyor arkadaşlar. Eskiden burada takıldım. Her sorunun sofist olana kadar. Sen sorgulamıyordun demek ki. Yoksa bir sürü insan sorguluyor her gün, merak etme bizim içimizde. Sen demek ki malmışsın. Biz de demişiz ki mal mal konuşup milletin aklını karıştırma. Muhtemelen seninle alakalıdır. Ne bu ya? Selamlar Elmir. Selamlar Kusay. Esenlikler, esenlikler, esenlikler. Barış Bulak. Esenlikler. Mussolini. Oho arkadaşlar, herkese tek tek. Bunlar bilmeyen Kapuçinoğlu. Selam abi, yayınlar reis. Hugo var. Dinciler, bak bu önemli. Dinciler üslup gibi kilit kelimeler veya eski kelimeler kullanarak üste çıkmaya çabalar. Ha, öyle mi kardeş? Öyle mi kardeşim benim? FBS bilim. Arkadaşlar tekrar tekrar izleyin o filmleri. Çünkü o filmler o kadar önemli ve değerli filmler ki, kitaplardan daha önemli. Yani böyle roman okuyacağınıza o filmleri izleyin. Hani tabii ki ikisini de yapın ama hani ya roman okuyacağım, Dostoyevski'nin bir romanını okuyacağım ya da bu filmi izleyeceğim. O filmi izle. O daha çok şey katacak sana. Of, Deniz hoş geldin. Persona maske anlamı derken şöyle aynı zamanda kişilik anlamına, yani karakter anlamına da geliyor. Çok güzel arkadaşlar, bu filmler yıllarca süren emekle oluşturuldu arkadaşlar. Bayık Öndeş. Vallahi kanki inan ki bunlara, yani ben Platon'un ikinci dersini yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan misafirler geliyor, bir yandan günlük işlerimle uğraşıyorum. Anladın mı hani? Belki de, belki de Hugo. Ne onur. Selam Itsuki. Itsuki Kurisu. Du de sonorlal jung. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bu arkadaşa nasıl cevap vereceğimi düşündüm. Dedim ki ulan adam zaten bir şey söylemiyor ki. Sadece anladın mı? Şey yapıyor işte. Ha falan. Adama öyle diyorsun. Sen çok mu biliyorsun kanki falan. Hani deyine cevap vereceğim. Adam zaten bir şey iddiası yok. Adam bir şey bildiğimi de iddia etmiyor aslında. Bak sadece böyle anladın mı? Kendince ergence dalga geçmeye çalışıyor. Yani şimdi videoyu açıp versem burada doğru bir şey mi yapmış olurum bilmiyorum. Vereyim mi? Öyle mi yapalım? Yani adım adım mı gidelim? Tek tek cevap vereyim mi hakikaten bu bütün saçmalıklara? İsterseniz öyle yapalım. Benim için hiç fark etmez arkadaşlar. Ya sizin vaktiniz varsa ben uyarım bak. Hiç sıkıntı yok. Çünkü o kadar çok saçma salak şeyler ki. Utanmadan yani. Utanmadan yani. Hani şeref yok bu işin içinde. Şeref yok. Verin hocam, verin yayınınız. Hadi veriyorum o zaman. Tamam, madem öyle işte böyle, hadi bakalım. Kardeş zaten ben eleştiri getirmişim. Adam o yayını izlememiş bile, ya da izlediyse de daha büyük yaptığı şey. Onu konuşacağını bana diyor ki yarım saat aynı şeyi söylüyor. Diyor ki adama diyor cevap vermemişsin, sadece o iş öyle değil demişsin. Ulan salak, izlesene, tıklasana kanala. Baksana bir sonraki videoda ne. Ha değişik kafaları var, anlamadım. Ben Barana Diamond'dan, Barana Altay Cem'den oğlum, hayırdır lan? Kim lan bunlar? Salak mısın oğlum sen? Hiç mi kafana çalışmıyor sizin ya? Allah. Şimdi bakın, bir insanda mantık olmazsa, zeka olmazsa ne halde olur? Tamam mı? Nasıl olur yani böyle bir insan? Canlı örnek size. Canlı ders yapıyorum şimdi. Adama diyorum ki gel diyorum. Discord'a çağırın diyorum. Gelsin görelim diyorum. Çok biliyorsa diyorum. Adam diyor ki tamam tamam. Kanki dünyanın en iyi filozofu sensin. Tamam tamam tamam. Şimdi bu cevap mı? Bu mu cevap? Dingil. Ben sana ne diyorum? Sen ne diyorsun? Ben zaten normal hayatta seninle oturup tartışmam bile. Yanlış anlama kardeşim. Sen daha bebesin ya. Yanlış anlama bak. Bak kendimi üstün gördüğüm içinden değil. Yani konu o değil. Ama gerçekten çok salaksın. Yani çok çocuksun, çok toysun yani. Yanlış anlama. Gazali hakkında daha ne dememi bekliyorsun? Adam zaten... Ya arkadaşlar bu arada dur, zaten izlerken cevap vereceğim bunlara. Dur dur. Sözde Altay Hoca'ya bir reddiye yapıyor. Amacının ne olduğunu anlamak zor değil bu. En son Diamond Tema meselesinden sonra. Sanırım biraz canları yandı. Arkadaşlar bakın, dakika 1 gol 1. Bu bir iftira mı değil mi? Ben bu yayını kaç ay önce yaptım arkadaşlar? Ne Diamond teması ya? Ben Diamond temaya da yayın yaptım bu arada. Hadi onu geç. Bu olayla bunun ne alakası var? İftira ya. Bu adam söz dedi mi? Sorsan Müslümanım der. Altay Hoca İslam'ı savunduğu için ona saldırıyorlar der.
yaptığı şey iftira. Şu an sen kul hakkına girdin. Daha dakika bir de kul hakkına girdin. İslam'ı birazcık biliyorsan bu yaptığın şeyin iftira olduğunu sadece videonun tarihine bakarak videoyu yayına verip üstüne yayın yapıyorsun. İncelememişsin bile ne dediğimi. Bakmamışsın bile ne zaman ne konuştuğum. Sırf laf olsun diye yapmışsın. Bak dakika bir ya. Lan dakika bir dakika. Daha bir dur la bir dur değil mi? Bak al. Adam hatırlayanlar söylüyor. Ben 4 ay önce yapmışım. 6 ay yayın. Diamond olayı 1 ay önce olmuş. Nasıl onunla alakalı olabilir oğlum benim bu yayını yapmam? Ne alakası var ya? Yemişim Diamond'ı lan. Bana lan Diamond'dan. Bu ne abi? Neyi kafası la bu? İbn Haldun'u ben de severim. Dur şimdi. Dur şimdi. Evet aylar önce tamam. Yani açık bir iftira bakın. Bakın apaçık iftira ha. Yoruma kapalı. Apaçık iftira attın. Şu an benim kul hakkıma girdin kardeş. Senin için bu önemli değilse eğer sen zaten üçkağıtçı sofistin zaten teki olduğunu kabul etmiş olursun. Çünkü İslam satıyorsun insanlara tıpkı hocan gibi, tamam mı? İslam sattığın için bu yaptığın şeyin adının iftira olduğunu sen çok iyi bilirsin. İslam'ı birazcık biliyorsan bilirsin, tamam. Ne Diamond'çı ya? Diamond kim, ben Diamond olacağım? Diamond kim, on Diamond gibi bin tanesi gelsin ya. Ya bırak şimdi vahyin nübüvveti. Neyini ispatlıyorsun? Bırak şimdi. Devam ediyorum arkadaşlar. İftira bir dakika bir. Tamam mı? Prim yapacak yer arıyor. Bana da cevap versin de kanalım büyüsün. Arkadaşlar kelime yapacak yer arıyor. Bana da cevap versin de kanalım büyüsün. Eğer ben bugüne kadar hayatım boyunca da diyeceğim ama sonuçta siz sadece yayınlardan birçok kişi tanıyor beni burada. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman ikinci bir şey düşünerek bir şey yapmadım arkadaşlar. Hep içimden geldiği gibi yaptım. Hiçbir zaman dur lan şuradan şunu sağlarım. Buradan bunu. Bunu düşünmek böyle adamların işi. Bunlar böyle hareket ettiği için herkes de kendileri gibi sanıyorlar. Kanalım büyüsün de lan. Ben YouTuber miyim? Gerizekalı. Felsefeciyim ben. Benim kanalım büyüse ne olur? Benim işime gelmez. Asıl daha zeki insanlar arada kaynar. Bir sürü insan saçma sapan yazılar yazar. Anladın mı? Benim kanalım büyümesi işime gelmiyor ki. Benim kanal niye büyüsün ayrıca yani? Diamond veya Altay gibi iki tane sofisti eleştiriyorum diye benim kanalım büyüyecekse büyümesin zaten. Artı benim kanalım ne lan? Burası bir felsefe okulu oğlum. Bu bir kanal. Sadece benim kanalım değil bu. Ben yokum burada. Bir sürü insan var burada eğitim gören. Hem dışarıda hem içeride yani. Benim kanalım büyüsün ne lan? Komedi değil mi abi? Tam bir çocuk düşüneceğiz. Benim kanalım bir dakika iki iftira iki. Eğer ki bak peki şöyle yapıyorum kardeş. Eğer ki ben bugüne kadar benim kanalım büyüsün diye herhangi birine bir reddiye, bir sırf laf olsun benim kanalım büyüsün diye yaptıysam, eğer ki gerçek niyetim felsefeye olan o sarsılmaz saygım, sevgim değil de kendi şahsi çıkarım içinse bak en adi, en şerefsiz insan benim. Kabul ediyorum bunu. Diyeceksiniz ki ben nereden bileceğim? Belki de sallıyorsun. İnsan kendini bilir. Ben kendime asla bu lafı kondurmam. Eğer ki öyle bir şey yaptıysam bu lafı bana diyebilirsiniz. Asla ve asla yapmadım. Yapmayacağım da. Bana lan karalım. Büyümüş de, küçülmüş de. Benim kanalım ne lan? Biz felsefe okuluyuz oğlum mal. Ben istesem dışarıdaki öğrencilerime gelin internet size serbest desem, takip edin canlı yayında desem beni anlık 4000-5000 kişi izler oğlum. Senin Altay dediğin hocanı anlık 100 kişi falan izliyor en fazla. Kim lan oğlum? Onun kanalı ne ki? Kanalım ben büyüteceğim ona bakın. Kamil. Beyin yok, fikir yok. İftira 2. Dakika 2. İftira 2. Tamam mı arkadaşlar? Reklamlar zaten kapalı abi. Yani ne reklamı ya? Benim reklamla şununla bununla işim yok. Ben felsefeciyim ve sadece felsefe yapmak istiyorum. Felsefe yapan insanlarla beraber olmak istiyorum. Hepsi bu lan. Bitti lan. Öğrenmek isteyenlere öğretmek, bilenlere de konuşmak, onlarla konuşmak istiyorum. Bu kadar lan. Bitti lan. Niye oğlum? Hep böyle süper ulu hedeflerimiz var. Hep böyle gizliden gizli, anladın mı? İçten içe böyle hep bir çıkar bir çakallık dönüyor aklınıza, zihninizde. Siz kendiniz böylesiniz. Kendiniz gibi sanıyorsunuz oğlum beni demek ki. Lan senin hocan yapıyor oğlum o işleri. Senin hocanın neden oğlum hiç böyle İslam'ı savunmadığı... Ya bir dakika arkadaşlar, tamam. Ben objektif bir adamım. Ben felsefeden bir yudum bile olsa bir su içmişim deyip de İslam'ın şöyle şöyle yönleri büyük eksiktir. Bu yönler İslam'a zarar veren yönlerdir diye bir tane yayın yapmıyordu. Hep İslam haklı lan. Hep İslam mucizesi lan. He? Sofist. Senin hocam pazarda meyve satıyor oğlum senin gibi. Domates satıyor oğlum. Yiyen yesin. Zehirli hepsi. Hıyar alsın.
Ben bir şey satmıyorum ki. Benim kanal büyüsen olur, büyümesen olur. Bana giren çıkan yok ki. Kendi kaybeder buraya gelmeyenler. Yanlış anlama. Sonra diyorlar ki o kibre bak. Hakikaten öyle. Bak buraya gelmeyen kendi kaybeder. Biz bir şey kaybetmeyiz. Oğlum bana giren çıkan yok ki. Kamil. Şunu bir anla lan. Devam. Tarzında takılan tiplerden bir tanesi bu. Niye böyle söylüyorum? Yani fikirle bir derdi yok bu arkadaşın. Niye? Buna cevap bile vermiyorum. Fikirle bir derdi yok. Peki. Niye böyle söylüyorum? Çünkü ilmi bir eleştirisi yok. Evet, ilmi bir eleştirisi yok. Gazali'nin kitabından Gazali'yi okuyup eleştiriyorum. Adamlar Gazali'yi bile reddedecekler. Hayır, onu Gazali yazmadı. O kitabı Gazali adına İslam düşmanları yazdı diyecek. Utanmasalar. İşte sen şöylesin, sen böylesin bilmem ne diye sürekli şahsa saldırıp bir şeyler yapacağını zannediyor. Biz de dedik bu arkadaş kendinin dahi olduğunu falan söylüyormuş. Kanalın adı da Dahi Filozof. Evet arkadaşlar, iftira 4 mü oldu 3 mü oldu? Şu an 4 oldu değil mi iftira? Bu arkadaş kendinin dahi olduğunu söylüyormuş. Kanalın ismi zaten Dahi Filozof. Bak nasıl 3 kağıtçılık yapıyor, bak şerefsize bak. Bak. Arkadaşlar ben size bugüne kadar herhangi birinize ben dahiyim oğlum, o yüzden benim dediğim daha doğru gibi bir şey duydunuz mu benden hiç? Herhangi bir yerde. İlla burada değil. 1. 2. Kanalın ismi Dahi Filozof. Gerizekalı. Marka diye bir şey var bu dünyada. Marka. Kanalın ismi, markası Dahi Filozof. Yani buradaki herkes Dahi Filozof. Yani biz Dahi Filozoflara ulaşmak ve onları yaratmak istiyoruz gerizekalı. Hatta benim sitemin logosunun altında, eski logomuzun altında şey vardı. Dünyanın bütün dehaları toplanın diye bir yazı vardı. Marx'tan böyle bir alıntı gibi hani. Gerizekalı, Dahi Filozof ismi olunca kanalın bu adam kendine Dahi Filozof diyor. Ahaha diyorsan mantık bilmeyen bir gerizekalı olduğunu zaten ispat ediyorsun. Bir, iki. Şunu da söyleyeyim. Eğer sen zekiysen ben dahiyim kardeş bu arada. Ya bak şu an başka bir konu bu. Kanalın ismine alakası yok. Tamam. Ben dahiyim. Eğer sen zekiysen ben iddia ediyorum dahiyim. Gel sen her türlü teste girelim. Eğer sen aptalsan ben çok zeki bir adamım. Dahi değilim ama çok zekiyim. Seç. Tamam mı? Çünkü sen buysan kusura bakma da. Yani buradaki çok farklı bir şey kardeş. Yani yanlış anlamayın. Kusura bakmayın, bu kibir falan da değil. Hiç öyle yalandan mütevazilik yapamam. Tamam, zaten yalandan mütevazılık yapan insanların biliyoruz ne bok olduğunu. Aslında kibir oradan gelir arkadaşlar. Ben olan şeyi söylüyorum. Ya şimdi şuna benziyor. Atıyorum benim ne bileyim işte elim çok güzelse, hakikaten çok iyi piyano çalıyorsam, ben çok iyi piyano çalarım demek kibir mi oluyor ya? Veya estağfurullah kendi çapımızda amatör takılıyoruz deyince mütevazi mi oluyorsun? Hayır, üç kağıtçı bir kibirli bir şerefsiz oluyorsun. Delikanlı gibi de ki evet ben iyi piyano çalıyorum. Evet benim ellerim gerçekten çok güzeldi. Ne var bunda ya? Niye büyüttünüz ki bu kadar? Evet ben zeka olarak senden 1000 kat falan üstünüm kardeş, kusura bakma. Dahi miyim değil miyim? Çok da umurumda değil yani benim açıkçası. Lan ben ölüp gideceğim oğlum. Dahi olsam ne olur, olmasam ne olur Kamil? Konu ben miyim oğlum? Konu burada binlerce bu ülkenin insanları aydınlansın, felsefe yapsın. Hani anladın mı? Dersler yapıyoruz it gibi. Sen benim ne kadar emek verdiğimi, ne kadar maddi manevi ömrümü verdiğimi bu işlere bilsen var ya, sen utanırsın. Bak sen bile utanırsın. Hocan da utanır. Hocan da utanır. Bilmiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Laf anlat. Ha, güneş sıcağım derse kibirdir. Değil mi mesela? Ha, bu adam öyle diyor. Kibir. Hava yapıyor, sıcağım diyor. Ya, sıcağım oğlum işte ne yapayım lan? Allah Allah. Fazla tevazu gizli kibirdir. Aynen öyle babacığım. Ya niye yalandan tevazu yapayım ki? İyi olduğum alanda iyiyim. Bir alanda iyi değilsem de iyi değilim. Bitti, kusura bakma yani. Kimi kandırıyorum? Kendimi kandırıyorum ben. Seni değil, kendimi kandırıyorum. Benim için kendimi kandırmam daha büyük bir sorun. Seni kandırmam önemli değil. Benim kendimi kandırmam büyük sorun benim için. Çünkü benim direkt felsefeme, düşünceme zarar verecek bu düşünce. Neyse. Şimdi. Yönelin dedi ve insanları böyle buyurun dedi. Hepsi bu. Nerede diyor hani hacı? Adam kitaptan okuyor. Nerede dedi? Bakın arkadaşlar. Burada Altay diyor ya, ben diyor bu kitabın 5-10 dakika geçelim bence. Tamam bir dakika. Ben bu kitabın sadece 11 sayfasını okudum diyor ve bu 11 sayfada diyor ne kadar yanlış olduğunu karşı tarafın gördüm diyor. Kendisi diyor kendisi. Yani kendisi diyor bunu. Yayında kendisi diyor bunu. Ben ona diyorum ki sen diyorum 11 sayfa okumakla diyorum Gazali'yi eleştirenlere cevap veremezsin diyorum. Böyle bir olay yok diyorum. Tamam bu kadar. Tamam geçiyorum, tamam dur. Al şeyden gösterdim. Ben daha önce...
Hatta Twitter'da falan attım yani bunu. Adam avama yazdığı kitapta akılın değer ve şerefini üstün bir şey olduğunu, değerli bir şey olduğunu söylemek için diyor. Ekstradan söz söylemeye bile ihtiyaç yok. Kardeşim ben de zaten Gazali yanımda zaten bunları söylüyorum zaten. Güzel kardeşim izlemeden niye konuşuyorsun? Ben de diyorum sana zaten adam oynamadık yeri yok adamın. Adam bir kitabında öyle diyor öbür kitabında bambaşka bir şey söylüyor. Adam zaten kendine inanmıyor kendi dediğine. Sen Gazali okuduysan bunu bilmen lazım. E şimdi ben kalkıp da ben bunu deyince sen o zaman çıkar göster. Oğlum zaten adamın her kitabı farklı. Oynak bir adam mı? Bunu zaten kendisi de saklamıyor ki. Ben neyi göstereyim sana? Zaten okuduysan bilmen lazım yani. Her şeyi çıkarıp tek tek göstermeye gerek var mı? Sen oku, oku gör. Geç abi geç. Şöyle yapalım da şundan bana yapayım. Bunlar felsefeci ama. Bunlar aydın. Bunlar çok biliyorlar. Çok biliyorum kardeş. Çok biliyorum. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Sen mutlu ol diye bilmiyor mu diyeyim? Hasan. Hasancık. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Konuşmaya Filozofların falan. tutarsızlığı, tehafut dediğimiz eser hakkındadır. Bu eserdir. Bakın bu arkadaş bu kitabı bence okumamıştır bile. Çünkü ben yarım yamalak adam akıllı şu an dinliyorum ilk defa. Yarım yamalak kulak üstü arkadaş olduğunda dinledim. Böyle bir geçerek falan bir baktım. Kitabı okumadığına düşündüm. Direkt aklıma bu geldi. Neden? Delirdin mi peki? Çünkü adam diyor ki ben bu kitabın 11 sayfasını okudum bu bile yetti diyor kardeş. Ya arkadaşlar gerçekten yani bilerek yapıyorlar herhalde. Çünkü Altay kendisi diyor çünkü bunu. Yani çıldıracağım yani. Oğlum şimdi Çünkü dur. ben öyle düşünüyorum. Ben düşünüyorsam doğrudur. Ben düşünüyorsam değil be. Ya yani buna cevap vereyim ister misiniz? Herhangi bir konuda böyle bir en ufak bir düşüncesi şüphesi olan var mı? Ben hiç size şunu dedim mi? Ben düşünüyorum çünkü. Ulan ben kendi düşüncelerimi bile çoğu zaman söylemiyorum felsefe veya din anlatırken. Diyorum ki kafanız karışmasın. Ben diyorum benim amacım size bir şey satmak değil diyorum. Sizin gibi değilim ben yani. Kardeş, Hasancık, ben sizin gibi değilim. Hadi. Ben kendi fikirlerimi çoğu zaman özel bir durum değilse söylemem bile. Çünkü objektif düşünsün insanların. Neyse. Tamam peki. Ya oğlum ne yani sen otorite misin birinin kitap okuyup okumadığı hakkında? Böyle bir otoriten mi var senin dediğin? Otorite misin derken adam zaten diyor ki ben bu kitabın 11 sayfasını okudum. Gazali'nin 75 kitabının 15-16'sını okumuşumdur diye Gazali'yi savunuyor. Ben de diyorum ki kardeş sen kendin bile Gazali'yi okumadan doğru dürüst kalkıp savunamazsın diyorum. O zaman ben otorite oluyorsam o zaman Altay daha büyük otorite iddia ediyor. 75 tane kitabı olan adamın 15 kitabını okuyup Gazali'yi savunmaya geçmek otorite iddiası değil mi yani? Ben hayır deyince otorite oluyorsam bu ne oluyor? Sevgili mantık yoksunu kardeşim. Düşün bakalım şimdi. Düşün. La bunlar malla. La bir de utanmadan yayın mayın yapıyor sanki haklıymış gibi. Neyle karar veriyorsun yani? Bir, iki, biz seni neye dayanarak referans alacağız? Gazali'ye dayanarak Kamil. Neye dayanacağım başka? Duvara dayanacak halin yok. Yani dedi, senin dediğine niye güvenelim biz? Çünkü Gazali'nin dediğini söylüyorum Kamil. Hayır, onu geçtim. Yani bazı eserler var. Yani bazı insanlar konudan haberdar olmadıkları için ya da bazı konulara çok sabit baktıkları için bu her insan için geçerli. Mesela işte nedensellik konusuna çok sabit bakarsın, tamam mı? Bazı eleştirileri şeyini derinliğini kavrayamaz o adam. Tamam mı? Oradaki tartışmanın derinliğini anlayamaz. Okur adam ama anlayamaz yani. Sen dersin ki bak kardeş bu sen buradaki meseleyi anlamamışsın dersin, izah edersin, açarsın dersin ki bak bu eserde böyle böyle diyor falan filan. Adam delilişiyor. Bence bu eseri okumamış. Niye? Çünkü elinde nargile içerek video çeken, canlı yayın yapan bir adam böyle söylüyor. Bu ne lan? Elinde nargile ne alakası var nargile? Sen de sigara içiyorsun. Sigara daha tehlikeli, daha zararlı oğlum. Bak alim Osmanlı'da alim tütürgecidir bu nargilenin adı. Alimler sabaha kadar böyle çekerler.
halk ayrı zaten, sabah başlar tömbekiye akşama kadar böyle düşünürler. Fikir şey yaparlar. Tabii sen bunları bilmezsin daha. Az önce doğduğun için. Neyse devam edelim. Kitabı muhtemelen aldı. Kütüphanesine koydu. Anladın mı? Zaten kitapların önünde böyle meşhurdur bunların pozları biliyorsunuz. Sanki çok kitap okudum gibi böyle. Okusan ne olur bu arada? Okuduğunu anlamadıktan sonra ayrı konu. Bu kitabı Gazali'nin Filozofların Tutarsızlığı kitabını... Adamın üslubu görüyorsunuz değil mi? Ya oğlum böyle bir şey, böyle şeyler yapmana gerek yok. Bak 25-30 yaşında adamsın. Belki daha fazlasın. Yani gerek yok abi. Ne yapayım senin gibi arkama Malcolm X falan böyle İslamcı kahramanların kitaplarını ya da işte başını kesik başını elinde alıp savaşa devam eden şehit kitapları mı okuyayım? Mal gibi zehirleneyim mi kardeş? Onları da okudum bu arada yıllar yıllar önce. Onları da okudum. De ki bak kardeş sen bunu yanlış anlamışsın de. Burada anlatılan bu de yani. Bu zor bir şey değil. Tamam, normal insanlar böyle iletişim kurarlar. Bak bak zaten işte aynı şey, hep aynı şey, hep aynı. Ulan zaten yayınlar yaptım diyorum sana. Sen onlara bakmadan niye çıkıp neyine güvenip böyle bir şey yapıyorsun? Sizin cenah şöyle oluyor, bizim cenah böyle oluyor falan. Bizim cenah böyle konuşuyor. Bak biz böyle konuşuyoruz. Açıyoruz abi eseri. Diyoruz ki bak burada böyle diyor. Siz böyle anlıyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Lan geri git. Sofist asıl tam tersi. Biz asıl olduğu gibi okuyup yorumluyoruz. Siz asıl götünüzden anlayıp millete satıyorsunuz. Şöyle bunu kastetti. Orada öyle demek istemiyor. Bilmem ne olmuyor. Bırak lan bu işleri. Yeme bizi Murtaza. O video sırasında bak şimdi bak. Hiçbir gerekçe sunmadın. Kardeşim zaten o videoyu öylesine açıyorum ya. Sonra diyorum ya peki o zaman madem öyle diyorum size İmam Gazali'yi bizzat kendi ağzından okuyacağım deyip hemen bir sonraki akşam İmam Gazali felsefe düşmanı ve kafir dizisinde bir yayın yapıyorum. Diyorum ki aksini iddia eden varsa bizzat Gazali'nin kendisi kaynaktır çıksın diyorum. Değil mi? Değil mi? Olsun Nabade dur dur. Olsun, olsun olsun olsun. Biraz daha dur. Yanlış anlıyorsunuz diyoruz. Tabii daha iyi. Yüzyılın en zeki adamı ya. Bu adam ne diyorsa o doğru diyor. Freud'un... Şimdi yüzyılın en zeki adamı çünkü bu adam ne diyorsa doğrudur. Şimdi bu zaten cevap vermeye gerek yok. Bu zaten adam karalama. Yani burada anladın mı? Kendince... verecek bir söyleyecek bir şey yok anladın mı? Kendince işte laf sokmaya anladın mı işte? Kendince basitleştirmeye falan çalışıyor. Ben yüzyılın en zeki adamı falan gibi bir düşüncem yok kardeş. Umurumda da değil böyle şeyler. Yüzyılın en zeki adamı kimse o da umurumda değil benim. Benim tek derdim olan şey felsefe kardeş. Siz de bu felsefeyi böyle kullanarak İslamcılığınızı satamazsınız kardeş. İslamcı olabilirsin. Müslüman olun. Benim bir sürü insan var içeride konuştuğumuz. Bazıları Müslüman. Beni hiç ilgilendirmez kardeşim senin ne inandığın. Ama satamazsın. Anladın mı? İşte o zehirlemek oluyor. Ya zaten Ersen yani hocam ilk defa geliyorsun herhalde yayına. Ya full safsata. Ya ben de bunu diyorum işte. Nasıl olup da utanmadan yayın açıyorsun ya? Nasıl bir beyinsizsin sen ya? Devam devam. Kur'anları vardı ya. Freud ben diyorsam doğrudur falan. Hop. Neyse. Okuduğunu ve anladığını iddia ediyorsa bu arkadaş bir yayın daha yaparım üstüne. Hı. Üzerine bir yayın yapsın mesela. Filozofların tutarsızlığında Gazali ne demek istiyor mesela? Anlatsın ben de onun üstüne bir yayın yaparım. Haklıysa haklıydı. Bak derdi ben ne dedim başta? Ben biliyorum bunların derdini. Neymiş? Oldu? Neymiş lan? Önemsesin bana cevap versin. Lan siktir git o kim oluyor lan beni önemseyecek? Oğlum sen mal mısın ya? Tanımadan etmediğin adamlar hakkında ne biçim konuşuyorsun lan sen? Hıyar ağası. Ne demek lan önemsesin? Kim kimi önemsiyor oğlum mal mısın sen? Kafayı... Benim kitlem şöyle olsun böyle olsun falan filan. Ya yırtmayın abi kendiniz. Böyle üslup mu olur yani? Böyle eleştiri mi olur ya? Ben popüler kanallar hakkında başlık atmak için bunu yapmıyorum kardeşim. Tıpkı şu anda popüler olmayan bir kanal hakkında bunu yapma nedenimle aynı yapıyorum ben bunu. Ben diyorum ki insanlara zehir satıyorsunuz. Bilmediğiniz konuları anlatıyorsunuz. Sen bir ameliyata girsen, doktor olmadığın halde, cerrah olmadığın halde ben iyi kitap okudum bu alanda. Ben de yapabilirim diye girsen. Yasal müeydesinden tut da değil mi? 1000 tane tükürükle boğulmaz mısın? Aynı şeyi felsefe konusunda yapınca niye normalleştiriyorsunuz ya? Arkadaşlar ya lütfen ya.
Ya birazcık birazcık düşünün ya bazı şeyleri. Hakkını veririm yani. Yani neyin cesaretiyle konuşuyorsun bir de? Açsayın eserin... göstersek tamam, elinde imkan var, kamera var, bilmem ne var. Yani şey yapacağına, retorik yapacağına burada ki ben bunun retorik olduğunu bile düşünmüyorum. Yani bu adam şu 3 dakikalık konuşmada 10 saniye oynatmadı videoyu neredeyse. Tamam mı? Yani videoyu izlersin abi. Adam söylemek istediğini söyler. Şeyini koyar, iddiasını ortaya koyar. Bunu neye dayandırdığını söyler. Sonra sen alırsın abi dayandırdığı şey. Oğlum adamın bir iddiası yok ki. Sırf savunacağım diye savunuyorsun. 6 aydı değil mi? Kardeşim adamın bir iddiası yok. Adam diyor ki ben diyor sadece diyor şunu demek istiyorum. Bu Gazali'ye diyor sallayan adamların diyor bir bilgisi yokken sallıyorlar. Kaynak ben 11 sayfa okudum bu bile yeter diyor. Ben de diyorum ki lan oğlum öyle şey olur mu? 11 sayfa okuyup Gazali'nin nesini savunuyorsun? Sallayan adamlar ona ben dahi çok daha fazla okuyorlar Gazali'yi. O yüzden sallıyorlar. Sen de adam gibi oku sen de yap diyorum. Değil mi? Devam. Boşver. Şey, yanlışsa eğer alırsın dayandırdığı şey üzerinden. Bak acı yanlış çünkü şundan dolayı. Bu adam böyle diyor sen böyle anlıyorsun. Ben. Burada. Dahi. Konuşamazsın zaten. Evet. Metodumuz da şey değil. Tamamıyla ilgili ihata edici bir bilgim yok. Bence sen çok bira içiyorsun kanka. Ben sana söyleyeyim. Rakı içiyorum olur mu kardeş? Şu an rakı içiyorum. Olur mu? Bana kanka manka deme. Küçük şaplığa koyarım sana ha. Ergen. Bu kadar fazla içersen böyle çok yukarıdan uçarsın. Biz de ciddiye almayız. Tamam mı? Yani. Bu ne diyor lan? Yayın yaparken diyor ki biz de ciddiye ne anlatıyorsun oğlum? Yapma o zaman oğlum böyle saçma salak yayınlar. Madem ki beynin yok izleme beni oğlum. Bu kadar basit. Böyle şeyler yapmayın. Evet, sağlam zihin lazım. Yani bir şeyi eleştirmek istiyorsan tamam mı? Sağlıklı çalışan bir zihin lazım önce insana. Ulan senin benim zihnim de senin ya ya arkadaşlar bu nasıl bir cüret bunu nasıl bir ego lan nasıl bir salak olduğunun farkında olmaman normal. Çünkü yaşın çok genç. Eyvallah. Hadi diyelim böylesin. Oğlum bu nasıl bir savunma metodu ya? Analiz etmen için. Vallahi. Analiz etmen için. Öfkeni kontrol edemiyorsun. Konuştuklarını kontrol edemiyorsun. Bak. Ediyorum kardeş. Bak şu an mesela konuşuyorum. Her söylediğine cevap veriyorum mesela. Öfke falan. Öfke şöyle aslında. Ben sıkıldım sizin gibilerden kardeş. Ben sizin gibilerden sıkıldım. Bu kadar boş beleş adamlardan, insanlara bir şey satmanızdan sıkıldım kardeş. Felsefe bilmezseniz felsefeden bahsedersiniz. İslam'ı bilmezseniz İslam'dan bahsedersiniz. Gazali bilmezseniz Gazali öyle değildi dersiniz. Siz her konuda niye bu kadar yalancı ve dolancısınız ya? Nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor yani? Tamam, devam edelim. İlk 25 dakika falan. Ülkede de bu eseri yok. Ciddi bir şekilde sindirecek kaç tane adam vardır onu bilmiyorum. Çünkü bu eseri sindirecek adam Meşai geleneği falan biliyor olması lazım. Mutezile'yi iyi biliyor olması lazım falan filan yani. Bir sürü. İnsanlar Meşai, Mutezile'yi falan bilen bir sürü felsefeci var. Sen onları geç. Sen bilmiyorsan sen bilmiyorsundur. O senin bileceğin iş. O kadar. Sen de inşallah bir gün öğrenirsin. Meşai'yi biliyor olması lazım. Konuşanların o donanımda olmadığını biliyoruz. Ben o yüzden bu eserin takriben kaç sayfası üzerinden konuşacağım size burada? 11 sayfası. İlk 11 sayfası. Ben eserin ilk 11 sayfası üzerinden bu iddiaları göstereceğim size. Siz bu şahısların bu eserin bir sayfasını bile okumadığını buradan anlayacaksınız. Ya hadi oradan kendin zaten ilk defa şimdi 11 sayfa okumuşsun, yayın açmışsın, bir daha 11 sayfa okuyacaksın. Gazali sevmeyenler şey mi, o Gazali okumamış mı zannediyorsun? Herkesi kendim gibi mi zannediyorsun? Ben soruyorum, gel bu adam bu çıkarımı neye göre yapıyor? Hiç. Hadi oradan. Tamam. İnşallah. İnşallah okumamışlardır. Okudularsa da hiçbir şey anlayamıyorlar demektir okuduklarını. Tamam. Bayağı ilkokul birinci sınıf düzeyinde. Yani okuduğunu anlama falan çalışmaları gerekiyor. O yüzden senin bu okuduğunu anlama çalışman gerekiyor kardeş. Can Hoca hoş geldin. Bak neydi bu çocuğun adı? Altay mıydı? Bak Altay kardeşim senin de okuduğunu anlaman gerekiyor. Sen de okuduğun şeyleri anlamakta sorun yaşıyorsun. Ve salaklar. Sorunun felsefe hakkında hiçbir bilgin olmadığı için hiçbir şeyi korelasyon kuramıyorsun kendi arasında. Hacım ben sana söyleyeyim bu adam seni ciddiye almaz. Yiyorsa alsın zaten. Yiyemez ki. Zaten öyle bir konu yok ki. Zaten ben o gün de söyledim. Hatta sonra yayın yaptım. Yiyen varsa dedim hadi çürüsün dedim beni. Kimse yok ortada. Ama bak
Bu yayın alıp yapmışsın yani, çok iyi. Biz de çok zıplıyorsunuz diye. Bize de diyorlar ki bu adamları niye ciddiye almıyorsun? Bu adamla niye yayına çıkmıyorsun? Niye şöyle yapmıyorsun falan filan diye yazıyorlar. Tamam mı? Niye yayına çıkmadığımız? Daha önce bir arkadaş üzerine gösterdim. Tamam mı? İşte bir din felsefesi eleştirisi bilmem ne falan filan. Bana, hiçbir Müslüman benim karşıma çıkmıyor falan filan diye geziyordu ortada. Adamın sadece dinleri sorgulaması nasıl yapılır? Yani din felsefesi ya da genel olarak felsefe bilen bir adam o sıralamayı nasıl kurar diye adama bir eleştiri yaptık. Açın izleyin abi. Adam ben Süleyman kıssasıyla dalga geçiyorum hay hay diye video çekmiş. Bana ne? Bana ne başkalarını örnek verip benle ilgili niye konuşuyorsun kardeş? Bana ne onlarda? Bu oğlum ne sizin abi? Seviyeniz bu yani. Ya bir siktir git, sen kimsin? Seviyemiş. Tipe bak. Neyinizi ciddiye alalım? Hani ne iddia ortaya koyduğunuzu ciddiye alacağız? Evet. Üzerine konuşacağız. Tamam. Devam. Çok akademik bunlar. Dahi ya. Ne Gazali'yi doğru anlayabilirsin? Ya Kur'an'ı bile doğru anlayamazsın. Ben sana söyleyeyim. Zaten ehli sünnet misin? Hadisçiymişsin zaten. Ancak o kafadan açıklar zaten. He. Bak bu felsefeci. Anladın? Bunlar her şeyi çözmüş ya. Adam bir fikri yani müktesebatı üzerinden adamı eleştirebileceğini zannediyor. Ben de söyleyeyim. Hacı sen Kurtlar Vadisi izleyip nargile ile video çeken adamsın. Sana mı kaldı felsefe falan? Bu ne lan? Ne demek istiyor şu an? Bu Kurtlar Vadisi. Ben hayatımda bu arada Kurtlar Vadisi oturup böyle bir bölüm izlemiş bir adam değilim bu arada. Biliyorum o diziyi de. Hiç oturup izlemedim yani. Ne şimdi bu, ne demek yani şimdi? Yani nargile içen adamlar sert adamlar, kabadayılar falan olarak mı sanıyor bu? Daha yeni doğduğu için az önce doğmuş ya herhalde onunla. Ya baktığıma bir şey gelmedi. Anlamadım yani ne olduğunu. Abi sen kamu filozof değil demiştin. Filozof değil kardeşim. Değil kardeşim filozof. Geleceğiz kamyoda. Of. Oğlum adamın eleştiri düzeyi bu ya. O yüzden seni ciddiye almıyorlar kanka. Hiç boşuna yırtınıyorum ben sana. Yok kardeş. Yemiyor. Çünkü hakikat var söylediklerim. Ben hiçbir zaman kendi kafamdan götümden konuşmam. Kimseye bir şey satmam. Sizler gibi yapmam. Anladın? Söyleyeyim. Bak bir şey çıkmaz başka. Zaten Gazali'yi savunmanın sebebi de bu. Onu da biliyorum. Çünkü ben de bir zamanlar biliyorum yani. Seni anlıyorum ama şu anda o günlerime bakıp bundan 20 yıl falan önceki günlerime bakıp o arada bakıp ne kadar diyorum salakmışım. Yani nasıl görmemişim, nasıl sorgulamamışım bazı şeyleri. Bunu da söylemeye kalmadı ya. Bak daha önce de söyledim bunları, tamam mı? Ulan dinden çıkar adam bir anda bir İslam alimi kesiliyor abi. Bir kere ben dinden çıkalı çok yıllar oldu güzel kardeşim. Çok yıllar oldu. Ben dine gireli de çok yıllar oldu. Sen bu yani dinden çıkan bunu söylüyor falan. Kardeş beni başkalarına örnek verip benim hakkımda konuşma. Ben dine inanırken bayağı bildiğin fıkıh, hadis, Kur'an, tefsir üzerine falan böyle anladın mı? Bayağı böyle fikir falan sorulan biriydim. Hani senin gibi değildim yani. Sen İslamcısın ama onu da bilmiyorsun. Ya ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Böyleydim abi. Allah Allah. Ya ergenler niye ciddiyorsun değil abi şimdi. Dur. Dur. Biraz daha dur. Bu bütün kelami problemleri çözmüşler. Fıkhı biliyorlar. Hadisi biliyorlar. Tefsiri biliyorlar. Biliyorum kardeşim. Ne yapayım? Bilmiyorum mu diyeyim? Sen mutlu oldun. Biliyorum ne yapayım? Allah Allah. Bu nasıl bir eleştiri lan? Bunlar Arap dilini biliyorlar falan. Bunlar bir anda böyle 20 yıl önce ben öyleydim falan filan. Çok biliyorsun hacı sen. Ne yapayım, özür dilerim. Aa çok biliyorsun sen diyor ya. Şaka mı lan bu? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Çok biliyorsun hacı sen. Ne yapayım oğlum, biliyorum. Senin gibi mal işler yapmadım senin yaşlarındayken, anladın mı? Adam gibi kendime hep ilime verdim ben. Felsefeye, teolojiye hep bunlarla uğraştım. Tamam. kardeşim izle şimdi, ben sana kalkıp orada 1,5 saatlik yayını buradan açıp sıfırdan niye izleteyim? Zaten kanalda var, gir izle. Ben şu an başka bir şey üzerine yayın yapıyorum. Abi bir insan bir şey bildiği için niye suçlanır ya? Biliyorum abi, ne yapayım, biliyorum işte ya. Özür dilerim ya, biliyorum. Keşke bilmeyeydim ya. Allah Allah. Aynen. Gösterseydin adamın bilmediğini madem. Biliyordun.
gösterdim. Aynı, hep aynı şey, hep. Hayır, sen siyah sivit giyen adamsın benim gibi. Mavi gözlükle burada eleştiri yapıyor. Senin kafandan o çıkardı. Bak düşün. Senin bile tamam Allah'ım üzerinden konuşmayacağım. Ya. Bırakın Gazali'nin diğer eserlerine atıf yapmayı. Ki birkaç eseri üzerinden ben bunu gösterdim. Daha önce uçaktaki ateist isimli bir arkadaş. İşte Gazali iman yolu falan filan. Cesareti akıl düşmanı falan. Bak, Gazali öyle işte. Ya şöyle, Batı'da birileri yazıyor. Bizimkiler okumadan onu naklediyor. Ondan sonra onu televizyonlarda söylüyorlar. O televizyonlarda duyanlar daha da kötüsünü böyle YouTube'da falan söylüyorlar. Onlar... Hiç öyle bir şey yok kardeş. İnsanlar Gazali'yi okuyarak... Bak bana DJ eleştiriyi de söyleyeyim. Sen Kızılay Sade Soda içen adamsın. Yok lan, sen bildiğin sofist, kıçı kırık bir Hasancıksın oğlum. Sana ben niye eleştireyim Kızılay Soda içiyorum diye? Ne alakası var ki? Ben sen miyim? Bira içiyor, rakı içiyor, çay içiyor diye adam eleştireyim. Kamil. Senin kafandan bunu çıkarttı zaten. Oğlum bu şey lan harbiden. Böyle kahvelerde şeyle, siyasetle ilgili falan ahkam kesen adamlar olur ya. Böyle her konuda konuşurlar. Aynı o tip ya. Her konuda konuşan derken bildiğim konularda konuşurum. Bilmediğim konularda hatta diyorum ki bu konuyu bilmiyorum. Diyorum ki kaynaklar falan, yani başka yerden bakın. Uzmanına sorun. Gazali'nin ne söylediğini anlayarak ve onun ne yapmaya çalıştığını, neye zarar verdiğini, neye fayda verdiğini anlayarak konuşuyorlar. Birçoğu böyle. Evet. İçerinde 3-5 tane gerizekalı varsa o istisnalar kaydıyı bozmaz. Tamam. Evet. Adam diyor ki ben bu iddiayı bulunanlara sesleniyorum diyor. Şey, Celal Şengör söylüyor mesela. Diyor ki dinden hiç şüphe duymuyorsun falan filan diye söylüyor, tamam. Ben bunu Celal Şengör vs. Gazali diye içeriğimi yaptım, tamam mı? Bak güzel kardeşim benim. Sen hani Gazali'ye böyle, ben diyorum ya bunlar gerizekalı, bana ne bunlar gerizekalı. Evet. Ben Gazali'ye salakça saldıran adama da karşı çıkarım kardeşim benim. Çünkü ben Gazali'nin iyi yönünü de takdir ederim. Onu da veririm. Emin ol. Sen rahat ol. Ben sizin gibi değilim. Ben bir şey satmaya çalışmıyorum çünkü. İnsanlar Gazali'yi sevsin sevmesin, benim bana zararı, bana şey yok ki. Bir, iki, senin anlattığın şey, ben işte tamam Celal Şengör mesela diyor. Bana ne abi? Konu o değil ki. Ben diyorum ki senin hocam dediğin kişi Altay isimli arkadaş, kendisi daha okumadan Gazali'yi neyini savunuyor bu kadar? Bu adam sürekli İslam savunan yayın yapıyor. Ne hikmetse. Hiç aksi bir şey yok böyle, hani böyle ateizmi gerekçelendirmek için falan bir yayın yok. Ya da ne bileyim işte deizmi, ya da ne bileyim işte ya tanrı yok. Nedense hep İslam satıyor, pompalıyor, domates satar gibi. Hayırdır lan? Oğlum ben İslam hakkında da İslam'a övücü yayın yaptım. Gir kanala bak. Adamlar bana Müslüman diye küfür ettiler. Müslümansın sen, gizli Müslüman falan. O yayından dolayı. Adam bir tek onu izlemiş, öyle sanıyor beni. Aynı senin gibi böyle bir sürü ergen. Tam tersini, sizsin ondan böyle saldırıyorsun diyenler de var. Oğlum ben sadece düşünen bir adamım lan. Ben düşünen bir adamım oğlum. Hepsi bu lan. Sizin gibi değilim oğlum ben. Ben bir şey satmıyorum. Ben mal sat, ben ticaretçi değilim. Kardeş. Tamam hadi. Ali'nin o inanç sisteminde kendi itikadi noktasını neye göre dizayn ettiğini anlattım mesela. Yok diyorsan sen söyleyenleri biliyorsun. Bir. İki. Bu adam onları tenkit ediyorsa, yani o bunları söyleyen adamları tenkit ediyorsa, sana ne abi o zaman? Bunları söyleyen gerizekalı varsa olabilir. Tamam, o adam o gerizekalıya reddiye yapıyor seni. O gerizekalıya reddiye yapan adam Gazali okumadım diye giriyor yayına. Gazali okumadıysan reddiye yapamazsın diyor. Anladın? Senin yaptığın da sofistik, onların yaptığı da sofistik diyorum. Tıpkı senin gibi kardeşim. Hep aynı boksunuz hepiniz. İslamcısı da ateisti de aynı bok. Sizin hakikatle felsefeyle bir işiniz yok. Siz biriniz İslam satıyorsunuz, öbürü İslam'a düşmanlık satıyor. Ateizm satıyor, başka bir şey satıyor. Öbürü geliyor başka bir şey satıyor, kendi fikrini falan. Manyak manyak adamlar yani. Siz de bunlardan birisin, kusura bakma. Siz felsefeci falan değilsiniz yani. Olamazsınız bu kafayla. Sen neyine konuşuyorsun o zaman? İşte bunu konuşuyor. Belki de sen de azal anlayamıyorsundur mesela. Düşündün mü hiç bunu? Hani idrak dedin ya az önce, anlamak. Adamın yayınlarını izliyordum. İşte çoluğun çocuğu şey daha da abartılı saçma sapan yerlere ulaşmış bir şekilde. Hani kulaktan kulağa oynanırken sürekli bozulur ya söz. Öyle bir akış var. Ben sadece bu kitap üzerinden konuşuyorum. Bütün söyledikleri söz bu. Yani takriben hepsi bu eserin üzerinden. Onun dışında halk için yazdığı eserlerden bazı yönünden sözleri cımbızlıyorlar filan.
Gazali söylediklerinden çok farklı bir insandır. Ve bu 75 eseri bugüne kalmış dedim. İhya bunun içinde bir eserdir. Yani 4000 sayfadır Türkçesi İhya'nın. Hani ne düşün, sen daha o bir tane eseri bile okumamışsın ama Gazali'yi savunuyorsun. Hadi bakalım. 75 eser. Nereden biliyorlar ki okumadın? Çünkü mantığından, yola çıkış ve savunuş şeklinden. Zaten adam kendisi zaten ben Gazali hakkında konuşacak bir adam değilim diyor ya yayında. Değil mi? Zeki kardeşim benim. Hem diyor hem de zaten ben görüyorum zaten bir şey bilmediğini. Çünkü Gazali böyle savunulmaz. Ama sen bunları bilmediğin için neyse. Bunun şeyi de var ha. Ben size söyleyeyim, bunun 6. hissi falan var. Yani adam dahi oğlum sonuçta yani. Adam böyle şeyine bakınca, böyle duruşuna 3 tane cümle kurduğunu şey yapınca mesela, kaç tane eserin kaç sayfasını okudum falan hemen tahlil edebiliyor adamı. Ya oğlum böyle zekaları işte kaybediyorsunuz. Türkiye'de böyle davranıyorsunuz. Şimdi bu yani ne desem anlamsız olacak. Başver. Eser mahiyetinde anlayın diye söylüyorum. Bu şahıs hakkında şu kitabın 10 sayfasını okumadan konuşuyorlar. İşte sen de 10 sayfasını şimdi okumuşsun yayın yapacağım diye. 10 sayfasını okuyup şimdi yayın yaptığını zannediyorsun ya. Bunu yayın olarak atmışsın ya kanalına. Şimdi işler çok yanlış bak. Şimdi yanlış yaptığını fark edeceksin. Tamam mı? Hı, şimdi sen 10 sayfa okuyup Gazali'yi savunursan ben sana Gazali'nin külliyatından, hayatından, her şeyinden bahsetmeye başlarım. Bu sefer sen dersin ki Allah Allah. Ulan ben böyle böyle salladım millete ama ulan adamlar benden daha iyi biliyor. O zaman belki onların bildiği bir şey vardır. Belki ben bu adamı anlayamamışımdır. Zaten doğru dürüst okudun da yok falan diyebilirsin yani. Yok, biz onu demeyiz hiç. Yani bir adam, örnek veriyorum, Hegel'i okusun, tamam mı? Çok iyi okusun Hegel'i. Her şeyini anlasın. Yani bir noktada Hegel'i yanlış anlamış olabilir. Tamam mı? Biz bu adam Hegel'i çok okumuş. O zaman bu adam diyorsa doğrudur demeyiz. Böyle bir felsefi sorgulama, böyle bir felsefi anlayış yok. Ne diyor lan bu? Sen çıkıp Hegel'i saçma sapan sahte argümanlarla savunursan ben sana da karşı çıkarım. Yani bu Gazali özel bir şey değil. Yani sizden felsefe çıkmıyor oğlum zaten. Bir kere bir insan İslamcıysa, arkadaşlar kusura bakmayın, İslamcı felsefeciler tarihte oldu. Sağlam adamlar vardı tarihte. Sevdiğim insanlar da var. Fakat bu adamlardan bir bok olmaz arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Ya, diyecek bir şey bulamıyorum yani bu konuda. Tamam. Abi sen dahi olduğun için bu şeye dahil değilsin. Ondan dolayı sana şey yapmıyoruz tabii. Tabii ki yani. Onun çapını bileceksin kardeş. Ama biz normal insanlar için konuşuyoruz. Sen dahil olduğun için buna dahil değilsin. Biz mesela 6 ay önce okumuş. Diyor ki böyle böyle. Tamam. Ben açan iğne okurum. Tamam mı? Acaba öyle mi gerçekten? Ya bu anlaşılıyor mu? Anladın? Yani adam eser okuyorsa, hayır varsayalım ki bir de şey var. Hani sen şimdi okumuşsun 10 sayfasını falan. Ya varsayalım ki şimdi okumuş oldun. Senin aksine delilin ne acı? Yaptım kanalda. İsterseniz daha da yapar. Sıkıntı yok. Yani Gazali üzerine 20 tane de yayın yapsam hep aynı şey çıkacak. Meraklısı olan varsa yapar. Hacı, oy, şu an o meseleyi ben şimdi bu 10 sayfa üzerinden bu iddiaları göstereceğim size. Birincisi, yani tehafüte nasıl başlıyor Gazali? Hamdele Salveli yapıyor. Okuduysam. Girişinden sonra diyor ki, şimdi ben akran ve emsallerinden zeka ve anlayışça üstün olduğuna inanan bir takım kimseler gördüm. Yani böyle bir grup var. Şimdi meşe geleneğin tamamı böyle midir? İşte ya buradaki şunu tabii içine girmek istemiyorum. Bu daha ileride konuşmayı düşündüğüm şey. Gazali'nin çağdaşı olan kimselerden yakındığı kitabından. Vaka yani bunlar çok bu konuştuğumuz bağlamı şeyler değil. Ben buralara hiç girmesem bu kadar olur. Adamın bütün videosu şu. Bu kadar insan okumuş. Gazali yabancı diyor. Sen niye buna itiraz ediyorsun? Falan. İsimlerini versene Gazali kimlere sallıyor. İsimlerini versene. Niye vermiyorsun isimlerini? Gazali'nin salladığı adamlar Gazali'den daha büyük çünkü. Daha zekiler değil mi? O rahatsız ediyor. Aynen. Madem sen anlatacaksın değil mi? İsimlerini ver. Öyle. Bunun da muhakemesini dahi hemen yapıyor adamların. Ki şunun IQ'su şu. Şu şundan daha zeki. Bu bundan daha iyi falan. Yani. İsim vermeden iş mi yapılır? Bu sanırım. Çünkü dağıtacak ve videoyu uzatacak. Bu kimselerdir. İslam'ın ibadet olarak öngördüğü vazifeleri terk ediyor, emirlerini. Çünkü o şeriatın duruklarını ve sınırlarını önemsemiyor. Dün bandan tamamen sıyrılmış bulunuyorlardı. Ve diyor ki, oysa bunların inkarlarının duyum ve alışkanlıktan kaynaklanan taklitten başka bir dayanağı yok. Hani Gazali taklide işte... Hakikaten çok değişik kafalar bunlar ya. Bu altı yorum yapalım. Ne kadar çok değişik insanlar türedi ya. Yani ben takip etmiyorum. Bak bu altı yorum yapanlar da yani...
şey. Bir dakika Ahmet Fuat, sen ne anlatıyorsun lan? Yayına gelsene. Atayım mı lan link, geleceğim mi? Gel konuş. Gel bakayım sen ne anlatıyorsun? Gel senle bir konuşalım. Belli ki sen bir şeyler biliyorsun ki bu kadar değil mi? Sızlanıyorsun. Geleceğim lan yayına. Bak herkese bunu artık söylemeyeceğim. Artık sadece seçici davranacağım. Bir süredir böyle düşünüyorum. Geleceğim mi lan? Geleceğim mi yayına, gelmeyeceğim. Bırak şimdi gerekçeyi. Adamın konuştuğu ortada. Benim yayınlarım da ortada. Var mı itirazın? Var mı savunma? Yok. Dahi filozofa yaklaşmaya çalışan biraz ondan, ona yaklaşmaya çalışan sayılı zekalar ülkedeki. Oğlum bana neye yaklaşmaya çalışsın ben? Felsefeye yaklaşmaya çalışıyordur adam, anladın mı? Ben de orada onun yani bir vasıta olarak ona fayda veren biriyimdir. Hepsi bu yani. Niye adam bana yaklaş? Bu nasıl bir kafalar? Ama yani düşün yani hani etmek lazım belki de, bilmiyorum. Ama o zaman sürekli bunlara yayın yaparız abi. Biz o zaman felsefe nasıl konuşacağız yani? Sürekli de her gün birine yayın yapsa bitmez sanki bunlar. Bana öyle geliyor yani. Kurban yolların arkadaşı dedim, toplam dedim kafada. Bak tipi diyor ki bunlar İslam felsefe, bunlara göre sadece İslam felsefesi filozofların eserlerinden ibaret. Adam profilinde Francis Bacon'ın yeni işte söylemeye gerek yok da. Aç bir bak lan adamın profilinde. İdeolojik olarak savunuyorlar. Bir de sadece doğu kaynaklarından okuma yapıyorlardır. Batıyı okuduklarını sanmıyorum falan. Bak bunların böyle altıncı hisleri, kanaatleri çok şey. Hani bizim nerede ne okuduğumuzu, ne kadar tahlil ettiğimizi falan çok iyi biliyorlar bunlar. Abi bak kardeşim, canım kardeşim. İyi biliyoruz. Çünkü anladın mı? Konuştuğunuz zaten beyninizi gösteriyor ne bildiğinizi. Yani görülüyor, bağırıyor. Siz sadece bunu görmüyorsunuz. Çünkü neyse. Çok tespitleri falan müthiş yani. Siz bu adamların yanından geçemezsiniz. Yani böyle izliyoruz yani. Bu adamların yorumlarını biz izleyeceğiz sadece. Kusura bakmayın yani. Biz o seviyeye ulaşamayız. Bakın bunu bir kere kabul edeceksiniz arkadaşlar. Biz bu seviyeye ulaşamayız yani. Ne yaparsak yapalım ulaşamayız yani. Bu adamlar bambaşka yerler. 20 yıl önce falan. Tamam kardeş, yayına gel. Madem ki özel bir soru soruyorsun, özel soruna özel istekle cevap vereceğim. Yayına gel kardeş. Geleceğim mi? Geleceğim mi, gelmeyeceğim hadi. Neymiş yani? Şu an yaşı 30 olduğunu varsaysan 15 yaşında, 10 yaşında. Hadi 35, 40 de, tamam mı? 15-20 yaşındasın. 15-20 yaşında sen Ehl-i Sünnet'in neyini ne kadar biliyorsun da ben 20 yıl önce ehli. Kardeş ben var ya 15-20 yaşlarda var ya. Şimdi sana birkaç tane örnek olayı anlatırım. Birçok şahidi olan. Yani zoruna gider yani. Kusura bakma sen öyle değilsin diye herkesi kendi zekanda zannetme. Yanlış anlama. Tamam mı? Neyse. Ahmet Fuat sen bu Hasancık mısın lan yoksa? Hasancık. Gel lan yayına Hasancık. Hadi lan gel. Sana izin veriyorum. Sana lütfediyorum lan şu an. Yayına gel lan. Gelemedi. Cevap veremedi. Bak ben Cevap Veremedi kitabını bile okumuşum adamdan. Daha ben lisedeyken, lise 1'deyken falan okuyordum onun o kitapları. Bunlar bilmez o kitapları. İslamcı diye geçirdim. Tez yazıyordu sadece. Bu tarz, illa bu tarzda değil ama bir sürü böyle safsatacı var diyor. Sağda solda anlatıyorlar diyor. Kanalları falan var diyor. Ya oturup bunları izleyip bunları yayın yaparsak bizim işimiz ne? Kardeşim şimdi sen bir iddiada bulunuyorsun. Ben diyorum ki gel kardeşim konuşalım diyorum. Bu, ne var bunda ya? Bu çok normal bir tutum değil mi kardeşim benim? Sen şimdi böyle salak, saçma salak konuşuyorsun. Bir fake hesap gibi. Belki de sen bu Hasan çıksın. Şimdi ben senin ciddiye alamadım ki şu anda. Yani sen önce bir delikanlı gibi değil mi? Gel buraya. Selamünaleyküm de. Değil mi? Ben İslamcıyım de. Olabilir de. Ben de öyle düşünüyorum. Lütfen anlatır mısın bana da ya? Bak ben sana ne gerekçeleri vereceğim kardeş. Abi biz yani bu sefer vakit kaybı yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama bir şeyler olacak. Kim dedi abi sana? Yok problem olmadı. Yapma dedik sana. Yapma. Bu sefer de o zaman sizin gibi kamiller ciddiye alan insanlara yazık oluyor. Gençler zehirleniyor kardeş. Ondan yapıyorum. Yoksa çok bayıldığım için değil, merak etme. Hayır adam Gazali ile ilgili konuşuyorsun. Nereden örnek vermesini bekliyorsun? Nereden örnek vermesini bekliyorsun? Sen İbn Sina ile ilgili İbn Sina şöyle diyor dediğinde ne okumasını bekliyorsun bu adamın? Dawkins'in kitabından mı örnek vermesini bekliyorsun? İşte ben de İmam Gazali'nin kitabından okuyarak örnek veriyorum güzel kardeşim.
Sinema İmam Gazali'yi bir bütün olarak okumazsan, ki zaten yayında da söylüyorum bunu, o senin açtığın yayında, bir bütün olarak bu adamı ele almazsan, bu adam diyorum bir yerde söylediğini başka yerde inkar ediyor başka kitabında. İşte bütün olarak okuyamadan bunu fark ediyor. Ama işte Altay gibiler bunu okumadığı için veya senin gibiler bu kitapları doğru dürüst okumadığı için anladın mı? Dolayısıyla ne oluyor kardeşim benim? Götünden anlıyorsunuz olayı. Yanlış anlamayın bak, kusura bakmayın ya. Tamam. Tabii şeyin İbn-i Sinan'ın kitabından örnek verdim. Onun kitabından örnek verdim. Gazali hakkında konuşuyorum. Gazali kitabından örnek verecek zaten. Ama bunlar daha iyi oldukları için bir bildikleri vardır arkadaşlar. Çok şey. Bu ne anlatıyor lan şu an, ben anlamadım. Gazali'den zaten konuşuyoruz ya. Onlar da yayın yapacaklar. Hep beraber yayın yapacağız yani. Bilgileri çıkarıp hep beraber gömeceğiz. Yapacak bir şey yok. Eser akıldan uzaktan nispet ediyorlar. Gazali tam tersine muhataplarının entelektüel taklitçi olduğundan bahsediyor ve devam ediyor. Diyor ki, bak, onların inkara sapmalarının esas kaynağı Sokrat, Hipokrat, Eflatun, Aristoteles ve benzeri önemli isimleri duymuş olmaları, bu filozofları izleyen, bu sebeple sapıtanlardan bir grubun onların akıl güçlerini, yöntemlerinin güzelliğini, geometri, mantık, fizik ve metafizik hakkındaki bilgilerin inceliğini, üstün zeka ve anlayışa sahip oldukları için gizli meseleleri ortaya çıkarmada başkalarına baskın geldiklerini abartarak anlatmalarıdır. Yani bunlar bu şeyi abartarak anlatıyorlar antik Yunan filozoflarından. Niye abartarak anlatıyorlar? Evet, ve bundan dolayı kuru bir mukallitlik yapıyorlar diyor. Şimdi Gazali mesela bundan dolayı, yani şu satırdan. Biz mesela ne diyoruz? İşte Bernard Russell mükemmel bir adam. Ne yapıyor Bernard Russell? Bütün kitap boyunca tahkir ediyor bunları. Gazali de böyle yapıyor. Evet, çünkü Russell da üçkağıtçı bir adam Russell. Felsefede üçkağıtçı bir adamdır. Başka dertleri vardır. Sen onları da bilmezsin. Neden antik Yunan'ı, işte filozofları... Arkadaşlar Russell üzerine de Russell'a özel bir yayın yapacağım. Ders konusu değil Russell zaten. Önemli biri değil ama özel nasıl bir sofist olduğunu size canlı canlı. Hatta kendi çağdaşları, kendi arkadaşları bile bu adama, hatta Heidegger bile, filozof Heidegger bile diyor ki bu diyor üçkağıtçı diyor. Bak kendi arkadaşları. Felsefe bilmez bu diyor. Bunlar bilmiyor tabii. Bunu mal gibi alıp Bertrand Russell felsefe tarihi. Adam yazmış kardeşim. Nasıl bilmiyor? Bilmiyor oğlum işte. Sen bunu anlayacak şeyde değilsin. Donanımda değilsin. Hepsi bu. Falan gömmeye çalışacak. Onun derdi nereden başkadır. Biliyor acı o zaman takdir ettiğini? Yani aynı üslubu kullandığını nereden biliyor? Madem sen onu bilmezsin, bunu bilmezsin falan filan. Biliyorsan sen göstereydin be. Ya bize bir şey katan. Hala sen göstereydin diyor ya. Sen onu da bilmediğin için tabii, onu da bağdaştıramadın. Okuduğun şeyi anlamadın ama bak şu an. Açıklamaya çalışıyorsun ama anlamadın şu an sen. Çünkü ben senin antik Yunan filozofu dediğin kişilerden daha... Nasıl halletti? 10 saniyede hemen. Bak nasıl yakaladın? Nasıl oluyor yakalayabilirim? Hadi koy. Koymuş mu Gazali? Ne koymuş? Anlayabilmiş mi bile Gazali? Gazali Sokrat'ı anlayabilecek kapasiteye sahip mi? Aristoteles'i anlayabilecek kapasiteye sahip mi? İşte bunu okuduysan bilirsin. Onlara verdiği cevaplarda onların başka bir şey söyleyip Gazali'nin lafı başka yerden anlayıp ona cevap verdiğini çok güzel görürsün. Gösterseydin ya hacı. Madem sen okudun Gazali'yi çok iyi biliyorsun. Oğlum ben sana Gazali'nin 75 tane kitabını tek tek açıp niye göstereyim? Sen okuduğunu iddia ediyorsun ya. De ki öyle bir şey yok da ya. Yok da hadi göreyim seni. Hadi gel hadi yok de. Göstereydin demek topu taca at. Bak ben kaçıyorum demek. Sana verecek cevabım yok demek. Kusura bakma. Allah. Deseydin bak bu adam böyle demiş. Gazali böyle böyle demiş deseydin ya. Oğlum Sadık Usta fikirlerini eleştiriyoruz ama Sadık Usta böyle bir adam değil. Bu nedir yani? Ya ben şöyle konuşan bir adamın karşısına oturup konuşmam acı. Konuşmaz yani. Sonra beni muhatap almıyorlar diye ağlamayın diye söylüyorum bunu. Zaten konuşamazsın ki oğlum, ne bilgin var bebe. Az önce doğmuşsun oğlum sen. Ne bilgin var, ne konuşacaksın. Kusura bakma kardeş. Biz de böyle. Almayız. Konuşmayız yani. Oğlum şu günlük hayatınızda harbiden bir konuyu tartışırken birinin karşınıza geçip şöyle konuştuğunu düşünsene. Tıpla ilgili bir şey konuşuyorsun, tamam mı? Hastalıkla ilgili bir şey konuşuyorsun. Diyelim ki üniversite okuyorsunuz, tıp okuyorsunuz vesaire. Sen onu da bilmediğin için falan filan. Nereden biliyorsun bilmediğini? Öyle, ben öyle dedim. Evet, sofistik devam ediyor şu an. Falan. Bence de bayağı eğlenceli yani. Gösterseydin Gazali böyle böyle anladı diye. Evet arkadaşlar, aynı şey. Aynı şey. Madem çok okudun. Yok mu evinde kitap mı yok? Kitap mı? Kitap olunca çekelim videoyu. Madem bir işe yaradı. Oo, havalısı. Yani sırf giydirmek için video açıyorlar. Altay Hoca kızsın da cevap versin bize falan filan diye. Çok doğru bunlar. Ben Diamond'da 3-4 tane video hazırladım.
onda bile ben senin gibi konuşmadım hiçbiri. Ne yapayım? Bana ne? Diyor, değil mi? Taklit. Taklit'i tenkit ediyor. Devam. Yine bunların kişilerini göstereceğiz diyor sayfa 3'te. Ve mukaddimeleri başlıyor. Diyor ki mukaddimeleri. İmam Gazali. Şayet onların bilgileri tahminden arındırılmış kesin kayıtlara dayanıyor olsaydı. Çünkü biliyorsunuz Aristoteles de metafiziğin birinci kitabında bu iddiadadır. Yani kesindir metafiziğin şeyleri, mukaddimeleri, metafiziğin sonuçları gibi. Duydunuz mu arkadaşlar? Felsefenin F'sinden haberim yok dedi şu an. Duydunuz mu? Kesindir mukaddimeleri diyor, metafiziğin diyor. Ne anlatıyorsun lan sen? Şu anda dedi ki felsefenin F'sinden haberim yok. Yani ben şu an konuştuğum şeyi bile bilmiyorum ne konuştuğumu. Evet. Şimdi matematiği kesin bir bilgi kaynağı gibi gördüğünü anlıyoruz. Matematik düşmanlığı yapıyor falan diyorlar. Munkız'da okuduklarını söyler. Ben Munkız'ı iki defa okudum. Munkız'da anımsamıyorum. Teker teker açıp içine bakmadım. Munkız'da böyle bir şey yok demiyorum. Fakat matematik hakkında... Kardeşim sen daha bilmiyorsan Gazali matematiği nasıl görüyor falan bilmiyorsan niye Gazali adına savunuyorsun ki? Anlamadım yani. Avukat mısın sen? Sen daha kendini bilmiyorsun. Niye Gazali'yi savunan yayın yapıp bir de paylaşıyorsun bunu? Böyle bir şey anımsamıyorum. Bu kadar basit ya. Anımsadım. Kaynak sen misin? Bu kadar basit oğlum. Yani. Düşün bakalım, düşün tekrar oku. Bak. Okudum diyorsun da ben inanmıyorum. Bak, iyi dinle, iyi. Ne diyor? Kaynak. Sardım. Kaynak sen misin yani? Şimdi bu adamın bu söylediklerini, hepsini birine al. Tamam mı? Kendi söylediklerini al. Kaynak sen misin acı? Biz de sana soruyoruz şimdi. Nedir senin söylediğine kaynak? Gazali. Kitapları, okumadığınız kitapları Gazali'nin kardeş. Öyle hep anlatıp millete satıp ama hiç emek vererek, bedelini ödeyerek okumadınız. Yeterince kafa patlatarak ki yıllar geçmesi lazım Gazali anlamları için bu arada. Çünkü çok fazla kitap yazan bir adam ve sürekli fikri değişen bir adam. Gazali bir potada anlayıp eritebilmen için çok fazla uğraşman lazım Gazali'yle. Sizde o yok zaten. Ha işte. Okey mi? Şunu bir kenara ayır. Gazali'nin yüksek seviyede eserlerinin 16-17 tanesini tabii 75 tane eseri var dediği... Oğlum galiba yanlış bir yere tıkladım eserli. Dur. Sadece şeylere bak, konulara bak anlarsın. Konunun sadece Aristoteles falan da olmadığını, konunun doğrudan felsefenin kendisi olduğunu da anlarsın. Hı. Gösterseydin. madem konu felsefenin kendisi, gösterseydin ya. Şimdi diyeceğim ki elinde kitap mı yok? Bu adam bu kitabı ezbere biliyordur bence. Sizin şüpheniz var mı? Yayında bu adamın o kitabı ezbere bildiğinden şüphesi olan... Ne ezbere bilmesi lan? Zaten kitaptan okuyup söylüyorum. Ne demek bu ezbere bilmek? Ezbere niye bileyim oğlum ben Gazali'nin kitabını? Ama sen hemen terk etsin yine. Ciddi söylüyorum yani. Bu, biz böyle şeylere... Bunu o zaman bir felsefe düşmanlığı, akıl düşmanlığı, bilmem ne düşmanlığı vesaire sayacaksanız yani. Bir tane bile filozof kalmaz elinizde. Kalır. Hiç alakası yok. Yani hiçbir şey anlamadın. Şimdi kendini çalıp kendini oyna bakalım. Çünkü her bir filozof başka filozofu tenkit etmiştir. Aristoteles Platon'u tenkit ederek felsefeyi bitirmiş. Yani. Aristoteles Platon'u tenkit ederek felsefeyi bitirmiş diyen biri mi var? Bir kere Aristoteles Platon'u tenkit ettiği yerler vardır. Katıldığı yerler vardır. Kendi felsefesinde ondan doğrudan alarak koyduğu yerler vardır. Hatta o az önce bahsettiği metafizik ismini, metafizik birinci cilt dedin ya. Onun cilt mit diye karıştırmana gerek yoktu onu. Metafiziği okumadığın da belli. Metafiziği okusaydın Aristoteles'in bazı noktalarda biz Platoncular diye söze başladığını da okumuş olurdun. O yüzden Aristoteles Platon'u tenkit etti demek ki felsefeyi bitirdi falan demezdin. Yani Aristoteles düşünmeye devam hadi bakalım. Taklit etmiyormuş arkadaş. Tenkit etmiyormuş arkadaşlar. Buradan bunu anlamış oluyoruz. Platon'u hiçbir yerde tenkit etmemiş. Evet bakın mantık neden lazım arkadaşlar? Yine önemli örneklerden biri. Adam götünden anlıyor her şeyi. Bak. Aristo. Aynen. O yüzden bu kafaya gelir. Bir geleneği yani. Tenkit etmek, bir felsefi geleneği tenkit etmek, felsefi idealist. Aklı, bilimi, bilmem neyi bitirmek falan anlamına gelmez. Başka bir felsefi geleneğin doğmasına sebep olur ki Gazali'den sonra zaten pek çok felsefi gelenek doğmuş. Ne doğmuş Gazali'den sonra felsefi gelenek? Söyle bakayım. Hadi bakalım. İşrakilik gibi vesaire. İşraki mi felsefi gelenek? Evet, işraki. Değil miymiş? Ve bunlar başka konulardır. Devam edelim. Bakın, yani bilmediğin konular. Değil kardeşler. Bunu diyen varsa peki, çevrenizde. Üç kısımdadır diyor. Filozoflarla kelam fırkalar arasındaki görüş aygırlığı üç kısımdır. Birinci kısım takriben metafiziğe denk gelen kısım. İkinci kısım burası önemli bizim için. İkinci kısım dinin ilkeleriyle asla çatışmayan peygamberlerin Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun doğruladığı şeylerle zorunlu bir ilgisi bulunmayan konular üzerine yaptıkları tartışmalardan ibarettir. Yani nedir bu tartışmalar? Ay tutulması, ayın ışığını güneşten aldığı konusu. Ya adam daha az önce dedi ki kaynak sen misin diye sordu. Tamam mı? Biz şimdi soruyoruz. Kaynağın ne kaynağı? Arkadaşlar
Evet, daha fazla devam etsek daha fazla sadece yine ulan aptal mısın, nasıl böyle hiç mi anlamıyorum diyeceğiz. Son cümleyi yazar mısınız? Ne dedi? Kaynak sen misin? Kaynağın ne falan dedi. Bir başka yerde de şey dediğini hatırlıyorum. Şu an bulamam, hiç uğraşamam bunda daha. Şey dediğini hatırlıyorum. İşte sen evinde kitap bile yoktur Gazali hakkında. Bizzat böyle diyor ha. Direkt kitap bile yoktur sende Gazali'nin falan diyor. Böyle saçma salak, anladın mı? Etominemlerle. Kaynak ne diye soruyor, cevap yok. Kaynak istedi. Bla bla bulu dedi. Ahmet Fa, Hasan, Hasancık. Sadece bir tane çekip aldım. Uğraşamam sizinle çünkü. Ben normalde böyle bir şey göstermeyi sevmem. Hani ben sorgulanmayı sevmem bu şekilde. Sanki kalkıp safsata anlatıyormuşum gibi. Bir tane kardeş, tamam. Bu sana girsin Ahmet Fa, Hasancık. Hepinize girsin bu. Tamam. Hepinize girsin. Tamam mı kardeşim benim? Bak, bu kitapta bir tane bile Türkçe kelime bulamazsın. Tamam mı? Kardeş, Gazali'yi böyle okuyacaksın kardeş. Mal gibi okumayacaksın kardeş. Bak, ön söz, son söz, Türkçe al, hiçbir şey bulamazsın. Tamam mı? Tamam mı kardeş? Devam edeyim mi kardeş? Bak bitiyor burada. Hiçbir açıklama falan bulamazsın. Tamam kardeş. Gazali'yi kardeş böyle kitaplardan oku. Adam gibi öğren. Ondan sonra çapını aşan kişiler hakkında böyle kalkıp yayınlar yapma. Senin aklını alırım. Sadık. İnşallah Acemi ile bir alakası yoktur. Bana pek öyle gelmiyor ama niyet okuma yapmıyorum. O hani bana diyor ya niyet okuma. Ben onu yapmıyorum. O yüzden İftira atmayacağım. Yakışmaz, tamam mı? Ama bir alakası var olsa, çıksa bu, hiç şaşırmam arkadaşlar. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Okeyim arkadaşlar. Daha ne diyeyim? Yani yayını uzatmaya gerek yok. Bu sefer izleyiciler çok uzun görüp sonra bakarım falan deyip şeyi alıyor falan. Gerek yok. Anlayan anladı. Anlayana da huzuruna saz. Anlamayana sazı soksan az. Bu adamlara da son cümleyi ithaf ediyorum. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Ben Discord'a geçiyorum. Bu arada bak, Discord linki şu adam gibi felsefe yapacak olanlar gelsin. Bak bu felsefi filmleri ve şeyleri paylaştığım yayın. Kanal. Bu da Discord kardeş, tamam. Adam gibi yapacak olanlar gelsin. Çapulcular, üçkağıtçılar gelmesin. Tamam mı arkadaşlar? Oğlum bak, benimle uğraşmayın. Hiçbirinizin çapı yetmez. Ben var ya, adamı var ya, kendi iddiasıyla vururum. Çevirir çevirir vururum. Hatta böyle dinlene dinlene döverim. Bak bugün modumda değilim çünkü hem midem bulanıyor hem üşüttüm herhalde ya da güneş çarptı, bir şey oldu bugün bana. Hala böyle şeyim, değişeyim yani. Modumda değilim inanın ki. Bugünlük bu kadar oldu. Buna yeter zaten. Benim modumda olmama bile gerek yok bunu çürütmek için. Çünkü zaten sıfır. Yani bir şey yok, bilgi yok, bir şey yok. Salak salak gülüyor falan her gün. Ya olur, zamanla olur da yeri gelince olur abi. Durup dururken ben sırf bunların canı istiyor diye niye bunları Gazali anlatayım ki? Niye böyle bir lütufta bulunayım ki? Kim ki bunlar? Mal mal adamlar. He, gelir gelir. Şuraya gelip iki kelam edemiyor. Gelip oraya gelecek. He canım. He Heisenberg işte. Kitaplık önünde çektim. İzledin mi sen onu? 4000 kitap okudum ve en havalı benim. Kardeş, benle böyle tartışmayın ya. Çapınızı bilin ya. Hayatta siz ne okuyoruz ne biliyorsunuz ki? Gözünüzü seveyim, yapmayın ya. Bir şey ol, delikanlı olun lan bu hayatta. Bir delikanlı ol. Hasancık uçtu oğlum zaten. Hasancık mı kaldı? Şurada bir tane düzgün bir şey gördünüz mü şu videoda ya? Bir tane düzgün bir şey gördünüz mü? Hocam senin üslup sürekli böyle mi? Böyle kardeş. Böyle. Ben de Heraklitos gibi çoğu insan gelmesin. Böyle üsluba takılan gerizekalılar gelmesin. Gerçekten felsefeyle ilgilenenler gelsin diye böyle yapıyorum. Tamam. Yandın mı? Arkadaşlar boş verin ya. Tamam. Aslında ben buna daha kötü bir yayın yapacaktım da. Hatta bizzat kendi eşi, dostu, arkadaşları bile ulan sen ne rezil adamsın. Bir bok bilmiyorsun. Adam seni rezil etmiş internette gördüm diyeceklerdi de. Bir şey yapmadım. Dedim gençtir, cahildir. Birkaç yıl sonra falan bu yayını izleyip utanacağını biliyorum çünkü. Gerek yok. Bu yeterli buna. Fazla bile hatta konuştuk. Öpüyorum arkadaşlar. İyi geceler. Discord'a geçiyorum. Hadi. Hadi bay. Platon dersi geliyor ikinci ders. Tamam. Az kaldı. Hep az kaldı.